New York'ta beni bir dondurmacıya götürdü. Bu gerçekten çok sinir bozucuydu. Al bakalım. Hop. Ha? Oo, burada uçan bir dondurma var mı? Ver şunu, karşında çıldırın yok. Uzanırsan alırsın dondurmayı. Bak, külah şakalarından hoşlanmıyorum. Sen onu külahıma anlat, hadi tut bakalım. Gel buraya. Sana meymun alalım demiştim Mami. Dondurma gibisin, şarkısını söylersen veririm. Hadi söyle evlat. Hayır, o aptal şarkıyı söylemeyeceğim. O zaman asla dondurma yiyemeyeceksin. Lütfen paramızı geri verin. Yo, söylüyorum ki. Ya sebzesi tadında dondurma gibisin, iki tane almayalım. Söyledim anne. Tamam, artık hak ettin. Al bakalım. Ha? Sence bu komik yani Fadır? Avradınızın buzluktaki dondurma kutusuna sarma koyayım. Al al, tamam ağlama. Fako, büyük annesinin yatak ucu suyunu milkshake'de değiştirdim. Hey, sakin ol minik gangster, artık yiyebilirsin. Ha, imitasyon değil değil mi? Fadır, parayı hemen verme, onun gibi şaka yap. Hadi dondurma babamıza kaçalım şuradan. Atayız Papancı, o gönderdi beni. Eğer ibadetini bozabilirsen bana yüklü miktarda ıslak mama verecek. Çekil şuradan. Ver o mübarek ellerini öpeyim. Aslında öpmek istiyorum ama babam gereği yalıyor. Hoşuna gitti mi bu? Hadi biraz daha yalayayım. Eğer bu görevi başaramazsam ateist atımıza tecavüz ediyor ama tabii artık ona happy diyemiyoruz. Bir tek ona mı yoksa başka atlarda var mıydı? Tanrı'ya dua ediyorum ki o saatlerde günah çıkartmaya gitmiştim. Yani nefes alan her şeye tecavüz etmiş. Tabii tecavüz de diyemiyoruz. Cadılar bayramda olduğumuz için bunlar da istekli sonuçta. Yani size göre bir suç değil bu. Yani şimdi suç var ama biz hatta onun elini ayağını da bağladık ama aygır da haklı. Bizim çalışanlarımız sahibini yakalayıp ebesini mumyalamış ama bu kime fayda eder artık? Federallere diyoruz ki bizim burada 5 tane atımızın ırzını mumyaladılar. Federal diyor ben ne yapayım, suçlu burada. Avradını son düzlükte geçip rozet taktım. O zaman niye federal oldun? Sen neye gülüyorsun? Ebesinin alladığım. İstersen atı oraya gönderelim. Bakalım gülebiliyor musun? Burada bir tane de eşeğimiz vardı. Aslında o da mağdur. Sabahtan beri kulaklarını indirmiş geziyor. Aferin David. Ateşçi, sen de gurur duyardı. Duyacak tabii. Benden ne istiyorsun ha? Cuma'ya gitmeni istemiyorum. Bunu vakitsiz öten bir orazdan mı öğreneceğim? Defol şuradan. He, kanka biliyorum. Avradını aduket çekmemi ister miydin? İsterdim. Nasıl yani? Günaha girerdim ve ben de şeytanla yaptığım anlaşmadan puan kazanırdım. Şeytanın da canı cehenneme, senin de canın cehenneme. İnşallah. İnşallah dedin. Cehenneme girmek için. Sen gerçekten garip bir psikopatsın. Sabah namazlarını neden kaçırdığını merak ediyor musun? Ediyorum. Çünkü vakitsiz ötüyorum. Günah senin gagana o zaman. Neyse, oyalama beni, vakit geçiyor. Son bir soru, tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar? Ben yağda yumurtamı yer geçerim, polemiğe girme. Bak şu ileride cadılar bayramını kutluyorlar, git biraz da onlarla uğraş. Hayır, seninle uğraşmak daha tatlı geliyor. Bak senin tüylerini teker teker yolarım. İyi, zaten lazere gidecektim. Bak sana şimdi ne yapacağım. Acısını ağda yaptım. Oley, günah point. Bu şekilde devam et bebeğim. Tamam, o zaman şu şekilde yapacağız. Senin bütün sülaleni keseceğim. Sonra teravih çıkışı millete yedireceğim. Hayır, dualı ağızlar tarafından çiğnenmek istemiyorum. Enayi, ben senin buğdayını sabah akşam üflüyordum ki. Benjamin Navrada'sı. Tamam biçiz. Benjamin Navrada öyle bir atak. Babana gel bebeğim. Büyük annemin bütün altın dişlerini bozdurup sana bastırdım. Nefes aldım. Hadi, hadi. Tıkıdık 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 tıkıdık. Hadi, hadi bebeğim. İşte Poppy'nin burun deliği. Come on yellow biçiz. Kulpa bu eşeklerin hepsi büyük anneni becerdi. Hadi kızım. Veriyor. Federal kızı. Federal kızı öyle bir... Federal kızının canı cehenneme. Lanet olası federaller, her yerdeler. Allah gangsteri. Şimdi şirin evler... Aferin gangster, onu oyalar. Yellow biçiz. Hadi ayrıl da gel bebeğim. Run biçiz. Hadi ayrıl da gel. Kop şunların hepsinin nefesini mumyala. Onu da takip eden kovboyunu seven at. Kovboyunu seven at. Bu yarışta hiç şansınız yok bebeğim. Birazdan alayınızın avradına nal takacağız. Korkma büyük anne. Sana söz veriyorum. Dişlerinin hepsini geri alacağız. Hepsini zümrüt kaplama yaptıracağız. Hadi yellow biçiz. Seni Arap atıyla çift. Artık açılman gerekiyor. Hadi bebeğim, titretiyorsun beni. Ne olur öptü. Mağdurum avradım olsun ki kazandık büyük anne. Az bayrakları. Pardon. Hayır. Sarı bir çiz çalın cehenneme. Arpana Nuri Altun'un gazozunu damlatayım. Merhaba, ben Jennifer Piliç. Bugün size hayatı boyunca metrobüse binmiş ama iPhone'un son serisi çıktığında deliler gibi onu almaya çalışan kızın makyajını yapacağım. Bir tutam yalak yağını avucumuzun içine güzel bir şekilde sürüyoruz böyle. Tanrım, bu gerçekten gıybet kokuyor. Eminim bu videonun altına asla gıybet etmediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Bu tür kızlar genelde ne alırsam $1'cılardan asla çıkmazlar. Ama onlara sorsam Victoria's Secret onların kankasıdır. Bir de BİM'den 5 liraya parfüm almazlar mı, hani şu le parfümler. Bak bebeğim, onun yarısı zaten su dolu. Ona arada bir işte beynine kan gitsin bari. Bir de suratına $1,000,000 makyaj yapmış gibi davranır. Sonra sevgilisiyle de çıkın dönerciye gider. Çok komik. Bu gördüğünüz maskarayı Rahibe Teresa'nın çeyiz sandığından çaldım. Sonuçta Rahibe asla evlenmeyecekti. Çürüp gitmesin değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam bir alık makyajı. Kendimi yılan sokulmuş Bilal Tersoy gibi hissediyorum. Neyse, videonun sonuna geldik. Arkadaşlarınızı etiketlemeyi ve yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Boğuluyorum.
Zorluk çıkartma Stifler. Hayır, çekil o şeyi benden. Tanrı şahidim, eğer buradan kurtulursam onu alıp birinize saplayacağım. Her çocuk gibi çiçek aşısını yapmak zorundayız sana. Manolyaların canı cehenneme, hayatımda bir kez bile çiçek koklamadım. Abartıyorsun Stifler, sinek ısırığı kadar basit bir şey bu. Neden o sinek büyük anneni ısırmıyor o zaman? Ah Jesus, bana bir şeyler oluyor. Father, çok kötüyüm. Father. Abartıyorsun Stifler. Kayınçosuna tetanos aşısı yaptırdın. Ben mi abartıyorum? Bir tane çocuğunuz var diye bin yerimden iğne yaptırdınız. Delik deşik oldum resmen. Tam bir balayı mağduruyum. Keşke hep portakalda vitamin olarak kalsaydı. Bak doktoru kızdırıyorsun Stifler. Mağdurum avradım olsun ki eğer o doktor bana çiçek aşısı yapmaya çalışırsa onun cenazesine kaktüs gönderirim. Sakin ol bebeğim, kan şugarın düşüyor. Mami evladını delecekler. Şükran günü de zar aldım çiçeklerin hatırına. Yaptırmayın bunu bana ne olur. Ama bebeğim aşı olman gerekiyor. Mami ben meyve ağacı mıyım? Neden her yıl aşı olmam gerekiyor? Hem misafirlikte yaramazlık yaptığımda korkmayın. Aşıları tam demeyi biliyordun. Hani aşılarım tamdı? Bu çocuk çok zeki olmaya başladı bey. Her şeye bir cevabı var. Tabii her yerimi deldiğiniz için rahat rahat efil efil düşünüyorum öyle. Bas, geri kapat, geri aç. Kontak buradaydı değil mi Fandır? Yok, bagajda. İyi o zaman ineyim baba. Saçına egzoz borusuyla fön çektim. Kontak elinin altında ya. Bas gaza. Bas gaza darling, bas gaza. Kapa çeneni Cedric. Ablanın dikkatini dağıtıyorsun. Bak Jennifer, alışveriş mağazasını gezdiğin gibi yavaş yavaş debriyajdan ayağını çekeceksin. Sonra indirimi görmüş gibi basacaksın gaza. Keşke otomatik vites bir araba alsaydın Fandır. Fondöten taksisin bitince yeni bir arabanın taksisine başlarız, merak etme. Hadi kaldır şu lanet arabayı. Tamam baba, sakinleş, tamam. Senin kaldıracağın arabanın da avradının canı cehenneme, senin de canı cehenneme. Verme bana Fadır, sonuçta kaldırdım arabayı. Sen kaldırdın ama bu lanet araba bunu kaldırabilir mi? Yedi kuşaktır bizi taşıyor bu araba. Çocuklar arabamın üzerine geliyor Fadır. Geri zekalı, sen onların üzerine gidiyorsun. Kornaya bas çabuk. Ezme bizi, ezme bizi. Defolun siz de, başka yerde Pokemon Go oynayın. Lanet olsun Jennifer, niye taşların ortasından gidiyorsun? Sebebi neydi ki şimdi yani bunu? Aa, Richard enişte değil mi bu? Kornaya bas, kornaya bas, adamı ezeceksin. İyi de onun kulakları duymuyor ki Fadır. O zaman frene bas, ebesinin lastiğini patlat. Bugüne kadar binlerce uçan şey gördünüz ama böylesini görmediniz. Öfkeli Boeing 737 zıplıyor, hopluyor ama konamıyor. Minik kelebek, bölüm 1. Az sonra ya da şimdi. Öncelikle neden minik kelebek lakabını kullanıyorsunuz? Sence ne demeliydim, taklacı güvercin mi? Bakın bu hayatı bir günlük yaşıyorum, o yüzden kelebek adını seçtim. Bugüne kadar kaç metre uçabildiniz? Hava güzel olursa şöyle 18-20 fit arası uçabiliyorum. Ama rüzgarlı havalarda pek uçmayı sevmiyorum. Sonuçta minik bir kelebeğim, kötü yerlere sürüklenebilirim. Peki uçarken kontrolünüzü neyle sağlıyorsunuz? Joystickle. Peki bugüne kadar hiç yolcu taşıdınız mı? Evet tabii taşıdım. Kimi taşıdınız peki? Büyük annemi. Kendisi nerede şu an? Washington mezarlığında. Olay nasıl gerçekleşti? Texas'tan New Jersey'ye uçuyorduk. Sonra lanet bir kuş sürüsü tam önümüze çıktı. Yapacağım iki şey vardı. Ya üzerlerine sürecektim ya da minik bir manevra yapacaktım. Peki siz ne yaptınız? İkisini de yapamadım. Yani aslında yapmaya çalışırken büyük annemi düşürdüm. Şu an burada uçabilir misiniz? Uçamam çünkü kol bozuk. Önceki gün durum gerçekten korkutucuydu. O gece her şey sakin başlamıştı. Canın cehenneme Cedric. Maçı kaçırıyor. Maç şu maçı. Oyun kanalıma video yetiştirmem gerekiyor. Oyun kanalının canı cehenneme. Avradının joystick'ini bozdu. Sen benim büyük babam olamazsın. Neden bunu büyük annene sormuyorsun? Çirkinleşiyorsun Grandpa. Vaktini harcadığın şu saçmalıklara bak. Ne yapmamı isterdin? Senin gibi evlilik programlarına mı dadansaydım? Sakın beni yargılama Texas faresi. En azından beğeni için bilete yalvarmıyorum. Paravan açılsın diye Tanrı'ya dua ediyorum. Lanet olası minik budala. Tansiyonuma hızla değer kaybettirdin. Fingerlarım titriyor. Tanrım her gece dua ediyorum. Umarım o paravan açılır ve onun o beyaz poposunu bizden çok uzaklara götürür. Ne dedin sen? Televizyondan ses geldi büyük baba. Belki de şu lanet olası oyun kutundan gelmiştir. He? Hadi onu baş köşeye koyalım evlat. Büyük baba senden nefret ediyorum. Aa tanrım üzülüyorum. Minik torunum bana küsüyor. He? Tamam onu tamir edeceğim. Kakalandın aptal ördek. Kaliforniya'nın puslu sokakları, zombi avcısı. Bugüne kadar hayatta nasıl kaldınız? Çevremdekileri yiyerek. Benim bildiğim zombi ısırınca virüs yayılır. Peki sizde nasıl yayılmadı? Zombilerin bir lafı vardır. Eğer arkanda bir organ bırakırsan ağlar. O yüzden bugüne kadar tek bir kırıntı bile arkamda bırakmadım. Bu ne? Yenebiliyor mu? Gördüğünüz gibi dünyanın en şirin zombisi. Tamam, şu etin güzelliğine bak. Kaliforniya mis gibi kokuyor. Bir şey mi dediniz? Yo tansiyonum düşmüş de onu arıyorum. Bu virüsü nasıl kaptınız? Bir gün Instagram'da sok yapıyordum. Sonra bir DM geldi. Hocanız sizi aldatıyorum ya. Haliyle tıkladım. Sonra virüs olduğunu anladım ama işten geçmişti. Sonra gidip kocamı yedim. Kimi kadınlar kocasının başının etini... Birazdan seni kandıracağım ve ördek burnundan bir ısırık alacağım. Sana bir zombi türküsü okuyayım mı? Tabii. Aldığın o eti yerine koy lütfen. Ne yapıyorsun? Kapa çeneni, etinin usrete tokatlattı. Lanet olsun dişlerim yok, kesemiyorum. Bak 120'lik dişlerim daha önce et tatmadı. Bir parça kopar.